Devam edelim bakalım. Şimdi de onun hayatını mı kurtaracağız biz? Ben kaşındım ha bu arada. Bu kadar ork varken dalınır mı ya? Wow. Hele hele, zehirli. Burada öleceğim ben kesin bu arada ve daha güçlü olarak gelecek bu boss. Burada bayağı kaybedeceğim ya. Çok net kaybedeceğim. Çok saçma saldırdım. Öldüm. Space'e basmam gerekiyordu. Daha güçlü olacak şimdi ya. O çok saçma saldırdım orada. Daha böyle dikkatli saldırmam gerekiyordu. 3 dakika var yani. Niye acele ediyorsam? Okçuları öldürüp işimi rahatlatmam lazım. Show everyone here how low that is. İner misin aşağı? Stop wasting my time. I forgot to aim. Keep the executioner alive. Our path lies in his mind. Ha. Güzel taktikti.
Aa, bir dakika. Yakalanmadan 3-4 okçu yok etme. Öldürmüştüm, ne güzel. Böyle bodoslama girince ben. Dön arkamı. Ondan bilgi almam gerekiyormuş. Ben yanlışlıkla öldürdüm az önce. Wow. O değil de iyi vurdu. Thank you.
Aa. Ama bastım. Kötü oldu bu. Az önceki taktiği bir daha uygulamam gerekecek. Hadi hadi gel. Come on. And I will show everyone here how low that is. Evet. Aynen böyle gel. Zorlaşması hoşuma gitti aslında. Şimdi arkadaşları öldürelim. Hayır, atmayacağız. Aa, öldü. Niye öldün ya? E'ye bastım. Normalde gücünü alıyorsunuz, öğreniyorsunuz falan filan. Bu arada saatleri 12.30 yapmışız arkadaşlar. Ben burada bırakayım en azından sizin için. Ben oynamaya devam edeceğim, o ayrı bir mesele. Benden sonrasında Burçak devam edecek bu arada Shadow of Mordor'a. Eğer kendisini takip etmek isterseniz buradan yayınımıza devam kaldığı yerden devam edecek. Ama nereden başlayacak, oyunu ne kadar ilerleyecek hiç bilmiyorum. Siz artık geri kalana karar verirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa fraktis.com'dan tabii ki bizi takip etmeyi unutmayın. Sorunuz var. Buyurun alayım sorunuzu. Soru ne? Evet, zaten Jeterli Space'e bastım ama canı çok azdı. Çok az bıraktım. Jeterli ve E'ye bastığınız an yani hafızasına girip işte gücünü alabiliyorsunuz vesaire, öyle bir durum var. Ama canı çok az olduğu için direkt öldü. O ayrı bir mesele. Benim hatamdı o zaten. İkidir aynı şekilde öldüreceğim, öldüreceğim kafasıyla gidiyorum. Aslında öldürmemeniz gerekiyor. Neyse, bunu birazdan geçerim ben. Artık Burçak'la siz devam edersiniz kalan işimize. Ben de
Yazıyı hazırlayayım. Yarın fraktis.com üzerinden takip edebilirsiniz. Oyunu nereden almanız gerektiğini biliyorsunuz. Alabileceğiniz noktaları biliyorsunuz. Tekrar artık pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Böyle ufak tefek sürpriz yayınlarsa yapmaya devam edeceğim. Cephejderi.exe'den bugünlük bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Evet, canını çok az bıraktım ya. Çok benim hatamdı o. Artık devam ederim ben yine ama. Bu arada benim oyun bayağı hoşuma gitti. Yani muhtemelen de devam edeceğim. Bu arada ufak tefek bazı eksileri söyleyeyim aklımdayken yayını kapatmadan önce. Öncelikle boss fightlar dışındaki yapay zekanın sadece belirli NPC'lerin, belirli karakterlerin gerçekten çok kolay öldüğünü görüyorsunuz. Batman Arkham'a, özellikle Batman Arkham City'ye inanılmaz benziyor fightlar. Yani genel anlamda dövüş mekanikleri çok benziyor. Assassin's Creed'e gerçekten çok benziyor ki keza bunu da belirteyim ayrıca zaten yapımcı firma da kendisi söylemişti zaten. Hani biz normal olarak zaten yani dövüş mekanikleri olsun, ufak tefek bazı kaplamalar, ayarlamalar, optimizasyon durumları olsun. Bunları zaten biz bu oyunlardan aldıklarını kendileri söylemiş, açıklama yaptılar yani. Bu çok da şaşılacak bir durum değil o yüzden. Onun dışında genel anlamıyla eğer Yüzüklerin Efendisi evrenine hasret bir oyun arıyorsunuz, Shadow of Mordor gerçekten o anlamda mükemmel bir oyun. Dediğim gibi ben çok fazla Yüzüklerin Efendisi oyunu denedim. Çok fazla detay inceledim. MOBA'sını oynadım. FPS'si, yani tam olarak FPS sayılmaz. TPS türünde filmlerin oyunlarını oynadım. Strateji oyunlarını oynadım. Hatta Lord of the Rings Online'ı bile oynadım. Ama bu single olarak gerçekten sizi duyurabilecek bir oyun ve ben inanıyorum ki Yüzüklerin Efendisi evrenini seven de bu oyunu sevecek. Ha bir yerden sonra ben şu an 2 saattir oynuyorum. Bir yerden sonra yoruluyorsunuz. Çünkü sürekli aynı şeyler dönüp dolaşıyor. Bir yerden sonra sıkıcı bir hale gelebiliyor. Doğal olarak hani 2 saat 3 saat oynayıp sonra ara verip arada tekrar oynayabileceğiniz tatlı bir oyun. Çok mükemmel değil ama ben incelemede daha fazla detay vereceğim tabii ki. O yüzden peki bence, evet güzel bir soru geldi. Neden bu adam tek başına milleti kesiyor? Çünkü ölmek istiyor. Talion ölmek isteyen bir karakter bu arada. Ayrıca kendisi gibi ölüm ve yaşam arasında kısıtlı kalmış bir Red'le tanışıyor. Red'in de kim olduğunu bilmiyoruz tam olarak. Bu oyunun ortalarına doğru belli olacak. Hafızası eksik vesaire. İşte Gollum'la iletişim halindeyiz. Kim bilir oyunun ilerleyen yerlerinde belki Yüzüklerin Efendisi evreninin başka karakterlerini de göreceğiz. Ben çok fazla videosunu ve çok fazla detayını okumadım, incelemedim. Özellikle sürpriz olması için. Ama yani böyle. Tekrar merak ettiğiniz sorular olursa biliyorsunuz facebook.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Play Store'dan da oyunu temin edebiliyorsunuz. Taksitler vesaire bu tarz ufak tefek detayları zaten biliyorsunuz. Herhangi bir sorunuz olsa bize ulaşmaktan çekinmeyin. Twitter'ımızı, Facebook'umuzu ve tabii ki Twitch kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bu akşamlık benden bu kadar. Hoşçakalın.